Bu videoda serileri sigma gösterimiyle yazma konusunda bazı alıştırmalar yapacağız ve karşımızda 7 artı 9 artı 11 diye başlayıp 405'e kadar devam eden bir seri var. İsterseniz gelin önce burada neler olduğunu inceleyelim. İncelemek derken ardışık terimler arasındaki ilişkiye bakalım. 7 ile başlıyoruz, sonra 9'a geliyoruz, sonra 11'e geliyoruz. Demek ki her seferinde 2 ekliyoruz, değil mi? Her seferinde 2 eklediğimiz için de bu bir aritmetik seridir. Burada artı 2 var ve burada da artı 2 var. Hemen yazalım. Artı 2. Ve 405'e gelene kadar da 2 eklemeye devam ediyoruz. Peki 405'e gelene kadar sizce kaç tane 2 ekliyoruz? 405, şöyle diyeyim. 405, 7 artı 2 çarpı kaça eşittir? Şöyle yazalım. 405 eşittir 7 artı 2 çarpı x. 405'e ulaşabilmek için 7'ye kaç tane 2 eklememiz gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. O zaman iki taraftan 7 çıkarırsak 398 eşittir 2x olur. İki tarafı da 2'ye bölünce 199 olur, değil mi? Evet, x 199'a eşitmiş. Yani 199 tane 2 ekliyormuşuz. Bu eklediğimiz ilk 2 ve bu terime gelmek için burada 7'ye bir tane, bir tane 2, sonra 2 tane 2 ve 405'e gelmek için de 199 tane 2 ekliyoruz. Anlaştık, değil mi? Şimdi biraz düşünelim. Bir kere bu bir toplam olacak. Bu konuda konuya farklı şekillerde yaklaşabiliriz. Kaç defa 2 eklediğimizle ilgili olarak, burada ilk terimde 0 tane 2 eklediğimiz durumla başlayıp, 199. 2'ye eklediğimiz duruma kadar, şöyle yazalım, 7 artı 2 çarpı k. K 0'ken burası 7 olur. K 1'ken 7 artı 2 çarpı 1, 9 etti. K 2'ken 7 artı 2 çarpı 2, 11 ve k 199'a eşit olduğunda ise 7 artı 2 çarpı 199'dan yani 388'den 405 elde edeceğiz. Evet, bu toplamı yazmanın yollarından bir tanesi bu. Şimdi de farklı bir şekilde gösterelim. Farklı bir renk kullanalım. K'yı birden başlatmak istiyorsak, birinci terimin 7 artı 2 çarpı k eksi 1 olması gerekir, öyle değil mi? Birinci terimi kontrol edelim. 1 eksi 1 0 olduğu için burası 0 olacak ve böylece birinci terimin 7 olduğunu doğrulamış olacağız. Sonra k 2 olduğunda 2 eksi 1 çarpı 2'den 2 bulacağız. Kısacası birinci terime bir tane 2 ekleyeceğiz. Peki burada toplam kaç tane terimimiz olur? Bir önceki sigma gösterimine bakarak k'yı 1 artırdığımız için yukarıya yazacağımız sayının yani terim sayısının da 200 olacağını bulabilirsiniz. Sağlamasını yapacak olursak da k 200'e eşit olduğunda burası 200 eksi 1'den 199, 199 çarpı 2 398 artı 7 yine 405 buluruz. Gördüğünüz gibi k 200'e eşitken de buradaki son terimimize ulaştık. Bu videoda buradaki aritmetik seriyi sigma gösterimiyle yazmanın iki farklı yolunu gördük.